Yine yoğunsunuz, evet, yine koşturuyorsunuz. Kan ter içinde gördüm sizi. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Komisyondan ne gibi karar çıktı? Şimdi şöyle, aslında bu komisyonun hiçbir hukuki büyüklüğü yok. Yani yasal değil bu şey. Şu anda yapılan buradaki alt komisyon yasal bir komisyon değil. Çünkü burada belediyenin tamamen kendi adamları tek taraflı toplamışlar. Kendileri çalıp kendileri söylüyorlar bize göre. Hiçbir şey ifade etmiyor bizim için. Çünkü sadece belediyenin adamlarından oluşan, çoğunluk onlardan oluşan bir kurul var. Daha sonra bizim kendi temsilcilerimizi zorla, bizim baskılarımızla filan buraya çağırdılar. Belediyemiz o gün de size söyledim, bu gezegende yaşamıyor. Bu dünyada yaşamıyor, başka bir dünyada yaşıyor. İnsanlara çıkıp sormuyor ne haldesiniz diye. Durumunuz nedir? Taksiciler aç geziyor. Evine ekmek götüremiyor. Çay içecek parası yok. Onlar diyor ki 6000 taksi piyasaya soracağız. Biz ne diyoruz? İlla akıllı taksi, akıllı taksi, akıllı taksi. Her şeyden önce yolcu memnuniyetini sağlamamız gerekir. Bu da akıllı taksiyle mümkündür. Yoksa sıradan taksileri çoğaltıp sokağa salmakla taksicinin kalitesi yükselmez. Taksicinin kalitesi donanımlı taksi, eğitimli taksiden geçer. Eğitimli taksiciden geçer. Yani donanımlı taksi, eğitimli taksiye ihtiyaç vardır. Yoksa sıradan ehliyeti olan herkesin yarım saat sonra taksici olursa öyle bir taksiciye İstanbul'da ihtiyaç yoktur kardeşim. Her şeyden önce yolcu memnuniyetini sağlamamız gerekir. Belediyenin yaptığı tamamen paradır. Paranın peşinde belediye. İstanbulluyu, İstanbul halkını mutlu etmek, ona hizmet etmek gibi bir derdi yok. Sadece cebini doldurmanın derdinde. Biz bunu anlıyoruz. Ya da bir kasıt var. Çünkü eğer bu gezegende yaşamış olsaydı, bu İstanbul'da bu dünyayı görmüş olsaydı, Dünya Sağlık Örgütü'nün bile öngöremediği şeyleri tutup da şimdi kalkıp belediyemiz durup dururken 5000 6000 plaka vereceğim demek tamamen akıl tutulması. Teşekkür ederim. Birkaç sorum olacak. Buyurun. Şimdi ben yukarıdan girdim basın mensubu olarak. Arabamı yukarıda bıraktırdılar. Basın mensubu olduğumu söylediğim halde. Evet. Buraya kadar yürüyerek geldim. 38 derece. Bugün İstanbul'da sıcaklık var. Ayrıca teşekkür ederim. Şimdi dikkatimi çeken birkaç konu oldu. İnanılmaz güvenlik önlemleri alınmış. Şimdi İnanılmaz güvenlik önlemleri alınmış. Evet. Özellikle dikkatimi çeken şu oldu Fahrettin Bey. Polis alabilir güvenlik için, tedbir için. Normal. Bunu her yerde biz karşılaşıyoruz bununla. Ama özellikle şu dikkatimi çekti. Arkanızda gördüğünüz, şöyle görmüşsünüzdür. EDS kamerası. Niçin buraya getirip özellikle buraya gelen taksi esnafını çekiyor. Sanki buradakiler bir terörist ve bunlara öyle bir muamele yapılıyor. Yukarıda da aynı muameleyi gördük. Özür dilerim. Acaba tek tek fişleniyor mu? Aklıma o geldi. Başka doğru, bir şey gelmedi. Aklımızdan da aynı şey geçti. Şimdi Ali Bey, biz burada çok geldik bu belediyeye. Bundan önceki dönemlerde de, yani diğer partilerin döneminde de bu belediyeye çok geldik. Bu belediyede çok münakaşalarımız oldu. Haliyle tartışmalarımız yaşanıyor. Çünkü biz esnafın temsilcisiyiz. Onlar da bir tarafı temsil ediyor. Ama biz ilk defa bu kadar polis gördük. Bu esnaftan hiçbir taşkınlık olmaz. Hiçbir cam kırmaz. Esnaf burada kimseye zarar vermez. Sadece ekmeğinin peşinde hakkını arar. O da onların en doğal hakkı. Ekmek onların namusu. Namusu gibi ekmeği de korumak gibi bir durumu var. Bakın Fahrettin Bey, siz beni tanımadığınız için ben AK Parti döneminde de aynı böyle yayınlar yaptım. Aynı bizim. Evet. Ve ben CHP döneminde de böyle yani çünkü ben halktan çok yanayım. Çok teşekkür ederim. Ben zaten sizin konuşmalarınızdan bunu hissettim. Yani biz bu belediye muhalif falan olduğumuzdan falan değil. Biz bu aldığı kararlara muhalifiz kardeşim. Şimdi ben bu yanlış bir karar. Sen eğer esnaf aç gezerken şunu da size soruyorum. Ülkemizde sağlıkçılardan ve gıdacıların dışında herkes perperişan mı? Pandemiden herkes nasibini almış mıdır? Peki bu arkadaşlar bunu görmüyor mu? İstanbul'u yaşamıyor mu? Dünyayı yaşamıyor mu? Bu gezegende değiller mi? Başka bir gezegende olmaları lazım. Böyle bir karar almaları için. 6000 taksi ilk etapta, arkası ucu açık. Ya zaten buradaki şey tahtidi delmek. Tahtidi delmek istiyorlar burada. Bu taksici esnafının 60 yıllık emeğini bir anda yok etmek istiyorlar. Eğer İstanbullu hizmet bu değil. İstanbullu hizmet kaliteli şoförden geçer. Kaliteli taksiden geçer. Eğitimli taksiciden geçer. Bir kere korsanı bitirsin belediye. Korsanı bitiremiyor. Korsanı bitiremediği halde tekrar İstanbul piyasasına hem de bu pandemide taksi plakası sunmaya çalışıyor. Ne olur o zaman bu insanlar? Daha çok açlıktan ölür. Kaos olur. Bunun arkasında başka karanlık eller mi var? Bu vallahi ben size bir şey söyleyeyim. Bizim Uber'e açtığımız davada tüketici dernekleri Uber lehine geldi, burada taraf oldular. Onları biz burada komisyonda gördük. Ama biz bu komisyonda yoktuk. Düşünebiliyor musunuz? Yani biz bu CHP İstanbul Belediyesi'nin Amerikan şirketlerine karşı olduğunu falan biliyoruz. Ama maalesef Amerikan şirketleriyle işbirliği yapanlar bugün burada komisyondaydı. Bu da çok tuhafımıza gitti. Bunu da söylemek istiyorum burada.
Çok bilmem teşekkür ediyorum. Anlatabildim mi? Çok teşekkür ediyorum Fahrettin Bey. Hadi Bey, bir